Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bayağıdan beri video yüklemiyordum. Biliyorsunuz malum bu salgın öteki eve gitmeme engelledi. Evde tıkılı kaldık. Baktım olacak gibi değil. Hem canım sıkıldı hem de dedim en azından 1-2 video yükleyeyim. Şimdi basit bir şey yapalım bari. Ne yapalım? Kızartma yapacağız. Bu daha çok öğrencilere arkadaşlar, bayanlar bunu bilir. Çoğu bayan bilir. Ben burada kendimce 1-2 püf noktayı vereceğim. Bir de acemiler için malzemelerimize bakalım. Patlıcanları doğradım. Arkadaşlar bakın, patlıcanları doğrayıp tuzlamayın. Bunu en son kızartmaya en yakın zamanda tuzlayacağız. Domateslerimi bu şekilde arkadaşlar doğradım. Bunun da sosunu pişerken atacağız, baharatını. Biberlerimi bu şekilde doğradım. Biberlerimi kuruladım arkadaşlar. Yani birazcık süzdüm diyeyim, bir süzgeçle. Kuru olması gerekiyor kızartmada. Ve patateslerimi de daha evvel kızarttım. Patates kızartmasını daha evvel anlattık. Birazcık bunları geniş bir şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi kızartmamıza başlayabiliriz. Önce döküm tavamı güzel ısıttım. Arkasından yarım parmak yağ koydum arkadaşlar. Bunda fazla yağ gerek yok. Çok yağda kızartma gerek yok. Zaten biberi çok yağda kızardım, iyi olmuyor. Şu şekilde atıyorum. Ve artistik hareketler var ya böyle. Şöyle güzel böyle karıştırıyorum. Kızartmalar yerli yerine oturttuktan sonra kızarmasını bekliyoruz. Biberi ben ikiye bölmüyorum böyle. Dikten ikiye bölmüyorum. Böyle böyle bölüyorum arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Öteki türlü hiçbir şeye benzemiyor. Ve kızarmış olanları böyle almaya başlıyorum arkadaşlar. Çok kızartmıyorum ben. Bu şekilde alalım. Şimdi patlıcanlarımızı kızartacağız arkadaşlar. Patlıcanlarımızı da etli doğradım. Fakat patlıcan yağ çektiği için birazcık daha yağ ilave ediyorum. Tava kızgın olduğu için azıcık yağ ilave etmek, soğuk yağ ilave etmek zarar vermeyecektir. Birazcık da etli doğrayalım patlıcanlarımızı. Yüksek ateşte gayet hoş olacaktır. Evet, patlıcanlarımız pişmeye başladı. Patlıcanlarımız pişerken arkadaşlar biberlerin tuzunu sonradan atıyorum. Bakın. Gerektiği kadar siz atıp böyle karıştırabilirsiniz. Patlıcanları tuzladık ama biberleri tuzlamıyorum. Çünkü biber tuz tutmuyor. İstediğiniz kadar atıp karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım da kırmızı oldu. Ben böyle tek tek alıyorum. Yağını süzdüre süzdüre alıyorum arkadaşlar. Hepten peçeteye de koymuyorum. Birazcık da yağ banacağız. Çok değil. Şöyle. Güzelce kızartıyoruz arkadaşlar. Birazcık etli olduğu için az kızartmak iyi değil. Çiğ kalabilir. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız da pişti. Şimdi sıra geldi domateslere. Hiç yağ değiştirmiyorum. Aynı yağ. Domates atıyorum. Tavadayken tuzunu atıyorum. İstediğiniz miktar. Ve şiddetle önerdiğim şöyle 2 çay kaşığı da pul biber. Bunları şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Hermelerine kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar bunda domates rendesi iyi olmaz. Böyle bütün bütün yapıyorum. Bütün bütün dedim. Dilim dilim, yani rendelemedim.
Yani birazcık çatalınıza domates gelecek, hepten rende püre gibi olmayacak. Bunu iyice pişene kadar bekliyoruz. Domateslerimiz de pişti. Arkadaşlar şimdi bakalım yerleştirme yapalım. Şöyle patateslerimizi çekelim. Şu şekilde sosumuzu alalım. Evet, gördüğünüz gibi kızartmamız hazır. Yanına bir de yoğurt, isteyen sarımsaklı yapabilir. Bu kızartmanın özelliği, bütün biberin tadı patlıcana geçti, domatese geçti, acısı da geçti. Şahane oldu. Tam bir kızartma tadı alacağız arkadaşlar. Yapanlara ve yiyenlere cümleten afiyet olsun.